Kolay kare tabanımızın ikinci bölümündeyiz. Gizememizi yaptık. Üçüncü sık iğnemiz de. Şimdi artık duvar çıkmaya başlayacağız. Bakın son gizlemeyi de yaptık. Burada ilmeğimizi hafif esnetiyoruz ve ilmeğimizi bırakıp örgümüzü ters çeviriyoruz. Tersinden ipin geldiği noktadan tığımızı geçirip ilmeğimizi alıyoruz. Bu ilmeği bu noktadan çıkarıyoruz. Diğer sepet duvar çıkışlarında olduğu gibi çıkartıp bize bakan ipi karşı tarafa alıyoruz. Gelen ilk boşluğa batıyoruz. Bakın bu noktaya batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırıyorum. Köşelerde herhangi bir artırma eksiltme yok. Gelen bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırıyorum. Batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırıyorum. Bu şekilde duvarımızın iz sürmesini sağlıyoruz. Bakın. Diğer sepet tabanlarımızda olduğu gibi burada da sıra sonuna kadar iz sürme yapacağız. Köşelerde de yine aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Bütün gelen boşluklara batacağız ta ki sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna yaklaştım. Son boşluklarıma da batıyorum. Bakın yukarı çıkış çizgisi ve şu ilk başladığım nokta, buraya da batacağım son nokta. Bu noktaya da batıp ilmek çıkarıp kaydırıyorum. Ve bu noktada aşağıda olan ipi yukarı doğru geçiriyorum. Ve tabanı, bakın tığımdayken ilmeğim, kendime doğru duvar öreceğim şekilde çeviriyorum. İlk ilmeği esnetiyorum. Bakın dibindeki olan buradaki bu kısma batıyorum direkt. İlmek çıkarıyorum. İki ilmeğim oldu. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu noktalara batarak sık iğnelerimi oluşturuyorum. İz sürdüğümüz noktalara batıyoruz. Aşağıda başak şeklinde olan noktalara dokunmuyoruz. Bakın. Bu şekilde köşelerde de yine hepsine sırayla batacağız. Atladığımız ya da artırdığımız bir nokta olmayacak. Bakın köşelerdeyiz. Bu noktalara da direkt teker teker batarak dönüşümü sağlıyorum. Herhangi bir farklılık yok. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dönüşümüzü sağladık. Dönüş de yine tek tek olacak. Sıramızın sonuna kadar diğer 4 köşeyi de aynı şekilde örerek sıra sonuna kadar geleceğiz ve duvarımızın ilk sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Sıramızın sonuna geldik. Son 2 noktamız kaldı batacağımız. Köşe noktalarımıza da tek batıyoruz. Bakın batacağımız son nokta. Bu noktaya da tığımızla batıp ilmek çıkarıyoruz. İlmek çıkardıktan sonra ilk başladığımız sık iğnenin, bakın hemen şurada arka tek kanadına tığımızla batıp bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz. Hafif ipimizi esnetiyoruz başlangıç ilmeğimizi ve ilk başladığımız sık iğnenin tam orta noktasına bu şekilde batarak İlmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin orta noktasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başak modeli şekli veriyorum. Aramızda yine yeni başlayanlar varsa, aramıza yeni katılanlar varsa başak modeli nasıl verilir? Yine detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Tıklayarak seyredebilirsiniz. Bakın. Sık iğnemizin tepe boşluklarına değil tam orta noktasına. Tam orta noktasına batıyorum. Bu şekilde ilmek çıkarıp direkt sık iğne yapıyorum ve başak modeli şeklini vermiş oluyorum. Şimdi ikinci sıramı tamamlayacağım ta ki buradaki gizleme ve birleştirme noktamıza kadar. Sıramın sonuna geldim ikinci sıramın. Köşelerde de bakın yine tek batarak devam ediyoruz. Hepsine
tek batarak devam ediyoruz. Köşe dönüşlerde de son iki noktam kaldı. Bu noktaya da batıyorum. Başak modeli şeklinde sık iğnemi örüyorum. Şimdi bakın hafif meyilli olan gizleme ve birleştirme nokta. Bu noktaya da başak modeli şeklini verir gibi hafif sola meyilli batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlk başladığım sık iğnenin arka tek kanadına bu şekilde batıp ilmek çıkarıp çıkardığım ilmeği diğer iki ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Alt sırada yaptığımız işlemin aynısı. Hafif ipimizi esneterek ilk başladığımız sık iğnenin tam orta noktasına batarak ilmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Ve bu şekilde başak modelini vererek sepetimizin duvarını yeteri kadar yükselteceğiz. Bakın bu şekilde devam ediyor. Sıramızın sonuna kadar tamamlayacağız. Artık gizleme ve birleştirme noktası da bu şekilde devam edecek. Tam ortasına batacağız. Arka tek kanadını alıp birleştirme ve gizlemeyi de uygulayacağız. Şimdi ben sepetimin duvarını yeteri kadar yükselteceğim. Yükselttikten sonra birlikte örmeye devam edeceğiz. Kare sepetimin duvarını 5 sıra tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi son 2 noktam kaldı yine. Batıyorum. Başak şeklinde sık iğnemi örüyorum. Bakın bu nokta gizleme ve birleştirme nokta. Bu noktaya da batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlk başladığım sık iğnenin arka tek kanalına tığımla batıp bu noktadan ilmek alıp aldığım ilmeği diğer iki ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve bu noktada hafif yine ipimi esnetip arka tek kanadını aldığım sık iğnenin şimdi ön kanadını da alıp bu şekilde tepe boşluğuna batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Artık tepe boşluklarına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Batıyorum. Bakın bir sonraki boşluğa ilmek çıkarıyorum. Kaydırıyorum. Batacağımız boşluklar burası. Batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Tabanda yaptığımız iz sürmenin aynısını bu kısımda da uyguluyoruz. Bu şekilde köşe noktaya kadar geliyorum. Bakın tam köşe. Buradaki üçlü batmıştık dibine. İkinci battığımızın burada bakın şu köşe, şu sık iğne. Bunun önce tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonra bu sık iğnenin tam orta noktasına batıyoruz. İlmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırarak geçirerek bu köşeyi daha böyle sivri ve köşeli olmasını istediğimiz için bu şekilde örüyoruz. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırıyorum. Bu kaydırma işlemini bu şekilde devam ediyorum. Bakın bura köşelenecek. Şimdi devam edelim. Sıra sonuna kadar bir kez daha köşeyi tarif edeyim. Gelen boşluklara batıp ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bakın burada gelen köşem şu nokta. Buraya bakın batıyorum, ilmek çıkarıyorum, kaydırıyorum ve tam köşe olan sık iğne sırama ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Ve bir sonraki boşluğa batarak ilmek çıkarıp kaydırıp ta ki diğer köşeye kadar. Şimdi bu işlemi bütün köşelerde uygulayacağız. Ta ki sıramızın sonuna kadar. Son ipimin ucunu da kesmedim. Şöyle makasımın ucuyla iyice gelen boşluğa sıkı bir şekilde, sağlam bir şekilde makasımın ucuyla birkaç kere batarsanız o ipin ucu da kötü görünmeyecek ve gizlenecektir. Bu şekilde gizledikten sonra şimdi artık önce şöyle duvar kısmını, bakın başak modelli kısmını şöyle elimle esneme payını alıp, zaten sert oldu. 6 numaralı tığla ördüğüm için sert oldu, düzüyorum. Sonrasında bakın böyle açtıktan sonra böyle bir şekli oluyor. Sonra elimizle düzlediğimizde şu köşelerden tamamen oturacak artık. Oldukça bakın sert oldu. İki elimle bastırıyorum. Kenarları da şöyle elimizle toparlayalım. Görmüş olduğunuz gibi sepetimizi tamamladık. Tabanı oldukça kolay.
İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Dediğim gibi küçük numaralı tığlar kullanırsanız daha sağlam ve sert olacaktır. Şöyle dokusunu da göstermiş olayım. Oldukça sert oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.